Burası yasaklanmış bir yerdi. Bu nedenle de cazibesi büyüktü. Burası gökyüzünde bir sonsuzluk ülkesiydi. İnsanları başka bir dünyanın insanlarıydı. Ve burada tekerlek sadece dua tekerleği olarak kullanılmaktaydı. Derken onlar geldiler. Batılılardı. Onlar Tibet'i ve ulaşılmaz başkenti Lhasa'yı keşfetmek istiyorlardı. Çok azı Tibet'in doğal surlarında onları bekleyen ateş, buz ve şiddetin öfkesinden kurtulabilmişti. Birçok insanın yapamadığını iki kişi yaptı. Bunlardan biri başarıya gizlenerek ulaştı. O bir casustu. Mesleğindeki başarıları bugün bile dünyanın en büyük casusluk başarılarından biri olarak görülür. Ancak hemen hemen unutulmuş gibidir. Diğeri ise bunu güç kullanarak başardı. Geride bütün dünyayı sarsacak kan ve gözyaşından iz bıraktı. Ve zaferi kendi tarafına çevirdi. İşte Tibet için yapılan bu destansı ve fantastik yolculukların öyküsü. ...1865 kışı. Aşırı yüklü bir kervan... ...Himalayaların karlı geçitlerinden... ...yasak topraklara doğru iner. Buradan çok az insan geçebilmiştir. Yabancıların çoğu ya geri döndürülmüş... ...ya da ölmüştür. Ama bu yürekli tüccarlar... ...komşu topraklardan güzel eşyalar taşıyorlar. Karavan yolda bir de kutsal din adamı almış. Hac yoluna çıkmış yalnız bir adam. Zaten Tibetliler sadece hac akınını hoş karşılamakta. Ama bu Budistin adımları hep aynı uzunlukta. Tesbihindeki birkaç boncuk eksiktir. Ve dua tekerleğinde hiç dua yoktur. O bir casus, rahip değil. Eğer ortaya çıkarsa ölecek. Nine Sea'nin gizli yolculuğunun kökleri dünyanın çatısındaki bu sihirli krallığa olan tutku kadar derinlerde yatmaktadır. Asya'nın kalbinde kıtaların birleştiği bir noktada, yaklaşık 5000 metre yükseklikteki Tibet, Batı Avrupa büyüklüğünde doğal bir kale gibidir. Yüzlerce yıldır Tibetliler yabancıları engellemek için bir çaba içine girmemişti. Zaten çevredeki dağları ve çölleri sadece bir avuç insan geçebilmişti. Onlar da Tibetlilerin çok sevdiği Budist teokrasisine bir tehdit oluşturmamıştı. Burada her 4 kişiden biri ya rahip ya da rahibeydi. Ama 1800'lü yıllardan itibaren Tibet Asya'daki iki yeni gücün baskısını hissetmeye başladı. Britanya 1833'ten beri Hindistan'ı kontrol altında tutuyordu ve nüfusunu yavaş yavaş kuzeye, Himalayalara doğru genişletiyordu. Bu arada Rusya da imparatorluğunu doğuya doğru genişleterek Orta Asya'daki topraklara yayılıyordu. Tibet, yabancılar konusunda çok az şey biliyordu. Bu iki güç hakkında bildikleri tek şey bunların Budist değil Hristiyan olduklarıydı. Onların yaşam biçimlerinden korktuklarından rahipler ülkesi sınırlarını kapattı. Çelişkili şekilde Batı'nın Tibet'i açmaya çalışmasına neden olan şey ülkenin kendini dışa kapaması olmuştur. Ve bu da insanların Antarktika'yı,
Kuzey Kutbu'nu keşfetmek istediği keşifler dönemine rastlar. İnsanlar Nil Nehri boyunca giderlerken Lhasa'da artık varılacak yerlerin listesine girmişti ama kimse oraya gidemiyor. Avrupalılar Lhasa'ya en son 1811 yılında gitmişlerdi ve ardından 19. yüzyılın sonuna dek Tibet'te hiçbir yabancının, hiçbir Avrupalının gitmediği bir dönem yaşanır. Ve bu da Tibet'in gizemli bir yere dönüşmesine yol açar. Bir de insanlar bir şekilde engelleri aşarak yasak şehir Lhasa'ya gitmek gibi bir fikri kafalarına sokmaya başladılar. Hindistan'da paranoya kadar merak da insanların komşu Tibet'e gitme gereksinimini doğurdu. Bu da Rusya ile Britanya'nın Orta Asya'nın hakimiyeti için aralarında süren soğuk savaş dönemi olan Büyük Oyun dönemine rastlar. İngilizler Rusların Tibet'te bir köprü başı tutmasından korkuyorlardı. Ruslar burayı Hindistan'ı işgal için bir üs olarak kullanabilirlerdi. Yasak ülke Büyük Oyun'da satranç tahtasının orta karesi haline gelmişti. Burası ne pahasına olursa olsun keşfedilip haritalanacak bir yer olmuştu. Ruslar geliyorlardı ve bu da büyük bir kaygı yaratıyordu. Esas sorun Tibet'in tamamen kapalı olmuş olmasıydı. Bu da İngilizleri bir sorunla karşı karşıya bırakmıştı. Eğer gidip göremezseniz Tibet'in haritasını nasıl çıkarabilecektiniz ki? Britanya'nın Tibet yarışındaki en büyük umudu kraliyet mühendislerindeki bir subay oldu. Thomas George Montgomery, İngiltere'nin Hint alt kıtasının tamamının doğru bir haritasını çıkarmak amacıyla yürüttüğü trigonometrik ölçümler sırasında yerlilerden oluşan ekibin başındaydı. Tibet'e hiçbir beyaz adamın girilmesine izin verilmezken Hintlilerin çoğu zaman serbestçe ülkeye girebildiğini fark etmişti. Belki de bir Hint ajanı casusluk ve ölçümler konusunda eğitilirse Tibet'e tüccar ya da din adamı kılığında girebilirdi. Tipik bir sömürgeci mentalitesine sahip olan yüzbaşı Montgomery, belli bir zeka seviyesine sahip ve sinirlerine hakim olabilen bir yerlinin bulunup bulunamayacağı konusunda şüpheliydi. Ama planını denemek üzere gerekli izinleri aldı. Böylece casusluk tarihinin en başarılı casuslarından birinin meslek yaşamı hiç beklenmedik bir anda başlamış oldu. O zamanlar 33 yaşında bir okul öğretmeni olan Nain Sin, Himalayaların gölgesinde doğup büyümüştü. Ailesi Tibet'le ticaret yapıyordu ve o da Tibet dilini okuyup yazabiliyordu. Görevi tüm tehlikelerine karşın hemen kabul etti. Nain Sin o tür insanlardan biriydi. Yani ne pahasına olursa olsun amacına ulaşanlardan. Bu adam ücra bir köyde yaşıyordu. Yani bu adama o güne kadar büyük bir başarıya imza atması için ne tür bir şans verilmişti ki? 1863'te genç öğretmen Dehradun'daki Hindistan Ölçüm Merkezi'ne öğrenim için gitti. Öğretmen orada 2 yıl boyunca harita bilgisi konusunda ayrıntılı bir eğitimden geçecekti. Sekstan ve pusulayı ve yıldızlara bakarak konumunu saptamayı öğrendi. Sonu gelmeyen tekrarların ardından acemi casus eşit uzunluktaki adımlar atmayı öğrendi. Her adımı 80 santim uzunluğunda olacaktı. Yaklaşık 1,5 kilometrede 2000 adım atacaktı. Bu adımların hesabını tesbihiyle tutacaktı. Budist tesbihinde 108 boncuk vardır. Bu da kutsal bir sayıdır. Nain Sin'in tesbihinde adımlarının hesabını daha rahat yapabilmesi için 100 adet boncuk bulunacaktı. Montgomery ona Hintçe'de bilge kişi anlamına gelen Pundit lakabını taktı ve onu görevine gönderdi. Ona verilen çetin görev, yasak şehir Lhasa'nın yolunu bulmak ve yol boyunca attığı her bir adamı saymak ve mümkün olduğunca uzun bir süre boyunca Lhasa'daki siyasi, dini ve ekonomik yaşamı izlemekti. Nain Sin eğer yakalanırsa onu nasıl bir kaderin beklediğini biliyordu. Bu neredeyse kesin ölümdü.
Tibet'e varmak için Nain Sin 8 ay boyunca büyük bir mücadele verecekti. Başlangıçta at tüccarı kılığına giren Pundit, Tibet'e Nepal üzerinden girmeyi denemişti ama şüpheci sınır muhafızları onu geri çevirmişti. Birkaç hafta sonra bu sefer din adamı kılığına girerek aynı sınır muhafızlarını atlatmayı başardı. Artık yanında yoldaşları da vardı. Bu tehlikeli yolculukta ona koruma sunacak kervanlardan ilkine katılmıştı. Tibet'in ıssız köşelerinde haydutların sayısı rahiplerden fazlaydı. Sin bu kervancılarla çok dostane bir ilişki kurmuştu. Bunlardan bazıları Tibetliler meraklı bakışlarla etraflarına toplandıklarında onu gizliyordu. Ama bazen Pundit'in tek başına yolculuk yapması gerekiyordu. Yol arkadaşları nehir yolu üzerinden gitmek isterse o da bir mazeret uydurup yoluna yaya devam ediyordu. Ölçüm yapamazsa haritalama işi bozulacaktı. Hissizleşen ayaklarıyla her bir adımını 80 santim olarak attı. Hissizleşen parmaklarıyla o attığı adımları tesbihle hesapladı. Ölçümle ilgili notlarını hiç kimsenin bakmayı aklına getiremeyeceği bir yer olan dua tekerleğinin içindeki zulaya koydu. Genelde tekerleğin içinde kutsal büyülü sözlerin yazılı olduğu bir parşömen tomarı bulunur. Her bir devir Budist duasını cennete doğru döndürür. Yol arkadaşları uyurken Pundit kamp çömleklerinden birinin içine bir termometre batırırdı. Suyun kaynama noktası ona rakımın ne olduğunu gösteriyordu. Bu da ölçümleri için hayati önem taşıyan bir şeydi. Yolculuğun 5. ayında Pundit endişelenmeye başladı. Kervan Shigatse şehrine yaklaşıyordu. Burada durup birkaç ay kalmayı planlıyorlardı. Yasak şehre daha çok yolu vardı. Ve Nain Sin'in parası tükenmek üzereydi. Shigatse'ye vardığında bilge Pundit tüccarlara muhasebe bilgisi öğreterek masraflarını karşıladı. Bu arada 3000 kadar Budist rahibin yaşadığı büyük Taşilinpo manastırından hiç de istemediği bir davet aldı. Bu daveti reddetmek şüphe doğuracaktı. Peki, rol yapan bir Hindu, onca gerçek Budist arasında kendini belli etmeden kalabilecek miydi? İşin en kötü tarafı, manastırın başkanı Panchen Lama'nın karşısına çıkması gerekecekti. Mevki olarak Dalai Lama'nın ardından gelen Panchen Lama hakkında insanların kalbinden geçeni okuyabildiği söyleniyordu. Nain Sin, Lama'ya ipek hediye edecek, sonra da Lama'nın sorduğu 3 soruya yanıt verecekti. Kralınız iyi mi? Ülkeniz refahta mı? Sizin sağlığınız nasıl? Pundit, Panchen Lama'nın 11 yaşında bir oğlan çocuğu olduğunu görünce rahatladı. Çünkü oğlan bir casusun kalbini okumakla pek ilgili değildi. Ama sırrı her an ortaya çıkabilirdi. Rahiplerle dolu bir ülkede rol yapan biri ne kadar süre sırrını saklayabilirdi ki? Aralık ayında kervan arkasından gelen Budist bilgeyle birlikte hareket etti. İnsanın beynini uyuşturan adımlarla Pundit ölçümlerine bıraktığı yerden devam etti. Can sıkıntısıyla karışık korku duymaktaydı.
Tibet'i gezen, dağlarına tırmanan, ülkede trekking yapan herkes bunun yorucu bir iş olduğunu bilir. Çünkü irtifa son derece yüksektir. Bazen 4,5-5 kilometre yükseklikteki geçitlerden tek ayağınızı diğerinin üstüne atacak kadar dar yerlerden ilerlersiniz. Oksijen oldukça azdır. İnsanın kafası patlayacakmış gibi ağrır. Yani ne bir yol vardır ne de bir iz. Hiçbir şey yok. Her şeyden öte tehlikelidir çünkü yakalanabilirsiniz. Çoğu zaman bu çetin topraklarda kervanların kabusu gerçeğe dönüşürdü. Bir defasında Pundit at sırtında kaçmak zorunda kalmıştı. Lhasa yolunda her metreyi ölçme planlarını suya düşüren bir kaçış manevrasıydı. O da eksik ölçümleri dönüş yolculuğunda yapmaya karar verdi. ...10 Ocak 1866. Hindistan'dan yola çıktıktan tam bir yıl sonra... ...masalsı şehir Lhasa, Pundit'in önünde belirdi. Oraya varana dek 1 milyondan fazla adım saymıştı. Ama bir casus olarak sürdürdüğü varlığının artık en acımasız... ...en tehlikeli safhası başlıyordu. Şimdi artık ölümün nefesini ensesinde hissedecekti. Bugün Lhasa'ya vardık ve varışımdan kısa bir süre sonra bize 2 oda verildi. Bunlardan biri yıldız gözlemlerine çok uygundu. Lhasa'da konumunu sapladıktan sonra Sin misyonunun geri kalan kısmını tamamlamak üzere harekete geçti. Şimdi yasak şehrin siyasi, ekonomik ve dini yaşamı üzerine mümkün olabildiğince çok istihbarat toplayacaktı. Sin'in odaları şehrin kutsal meydanı Jokhang'tan yaklaşık 20 metre kadar ilerideydi. Bu da yapacağı görev için mükemmel bir konumda olduğu anlamına geliyordu. Şehir merkezinde çok büyük bir tapınak var. İçindeki heykelcikler altın ve değerli taşlarla bezenmiş. Bu tapınağın etrafında çarşı ve dükkanlar mevcut. Alçak tepelerden birinde Potala adı verilen büyükçe ve güçlü bir kale var. Burası Lama Guru'nun ikametgahı. Lama Guru bütün Tibet'in başıdır. Ancak kendi devlet işlerine karışmaz. Ona koruyucu kutsallıkta biri gözüyle bakılır ve asla ölmediği, ancak istediği herhangi bir bedenin içine girdiği düşünülür. Lhasa'da çok fazla düzen ve adalet olmadığını gözlemledim. Yasak şehirde Pundit'in konumu çok daha tehlikeli bir hale almıştı. Yakalanma korkusu yüzünden sürekli endişe içindeydi. Bir keresinde sahte olarak beyan ettiği memleketten gelen tüccarlarla karşılaşınca sırrı da ortaya çıktı. Ama bir şekilde onları kendisini ele vermemesi konusunda ikna etti. Varışının ardından çok uzun bir süre geçmeden Nain Sin yine reddedemeyeceği bir davet aldı. Bu kez Dalai Lama kendisiyle Yüce Potala'da şahsen görüşmek istiyordu. Ve bir kez daha Pundit kendisini insanın içini okuyan yaşayan bir tanrının karşısında bulacaktı. Ama bu kez de karşısına... Çıka çıka 13 yaşındaki bir oğlanın gözleri çıktı. Ama şansa her zaman yaver gitmeyecekti. Ve yakalanmanın bedelinin ne olduğunu anlayacaktı. Bir gece sokaktayken Sin, Lhasa'da istenmeyen yabancıların başına ne geldiğine ilk elden tanıklık etti. Bu kez söz konusu yabancı, başkentte bulunma izni olmayan bir Çinliydi. Kalabalığın ortasında hiç tereddüt etmeden adamın kafasını kestiler. Korkuya kapıldım ve oturduğum yeri değiştirip halk arasına çok nadir karışmaya başladım.
kendisini Lhasa'ya getiren kervanın Tibet'ten ayrılmak üzere harekete hazır olduğunu öğrenince memleketine doğru 800 kilometrelik yürüyüşün başlayacağını anladı. Ekim 1866. Artık yorgun düşmüş olan Nain Singh bir kere daha Himalayaları aşmaya başladı. Ve şimdi dünyanın çatısından Kuzey Hindistan'ın eteklerindeki memleketine inecekti. Yaklaşık 1,5 yıldan beri gurbetteydi. 1900 kilometrelik yolu 2,5 milyon adımda aştı. Kelimenin tam anlamıyla her adımı saymıştı. Yasak şehir Lhasa'da 3 ay boyunca yakalanmadan yaşamıştı. Dehradun'daki Hindistan Ölçüm Merkezi'ne kocası Yüzbaşı Montgomery'nin hayalinde bile göremeyeceği büyük bir hazineyle döndü. Oldukça ilkel teknik yöntemlerle Güneybatı Tibet'in tamamının haritasını çıkarmayı başardılar. Ancak işin ilginç tarafı, günümüzde bile ortalarda dolanan bu Hindistan Ölçüm Merkezi haritalarının büyük kısmının Pundit'in edindiği bilgilere dayanmasıdır. Nain Singh Lhasa'ya gidene dek Batı dünyasının Tibet'in nerede olduğuna dair pek fazla bir fikri yoktu. Lhasa'dan haberleri olsa bile tam olarak nerede bulunduğunu bilmiyorlardı. Yıllar sonra Nain Singh'in Lhasa'nın konumunu belirlerken enlemini sadece yarım derecelik bir hatayla hesapladığı ortaya çıkacaktı. Bu da muazzam bir başarıydı. Süper casusun kimliğini saklayan Montgomery, Nain Singh'in olağanüstü seyahatinin ayrıntılarını Kraliyet Coğrafya Derneği'ne sundu. Gittiği her yerde onun çok iyi bir izlenim bırakacağından emindim. Onu kutsal şehre götüren Ladakilerin kendisini neden bu kadar çok sevdiğini anlayabiliyorum. Bence Pundit her türlü ödüle layıktır. Kendisi her türlü sınavı başarıyla vermiştir. Yüzbaşı George Montgomery. Nain Singh Tibet'e 2 gizli yolculuk daha yapacaktı. Daha sonra da yasak toprakların geri kalan kısımlarının haritalanması için yeni punditlerin yetiştirilip gönderilmesinde Montgomery'ye yardım etti. Bazıları hiç geri dönemediler. Diğerleri Nain Singh gibileri hiçbir zaman aynı kişi olamayacaklardı. Nain Singh yaptıklarının bedelini sağlığıyla ödedi. Tamamen perişan olmuştu. Gözleri de etkilenmişti. Çünkü o zamanlar kar körlüğünden ve yansımalarından korunmanın bir yolu yoktu. Emekliye ayrılmak zorundaydı. Artık yeni yolculuklara çıkacak durumda değildi. Olağanüstü çalışmalarının karşılığı olarak Singh, Kraliyet Coğrafya Derneği tarafından altın madalya ve küçük bir emekli maaşıyla ödüllendirildi. O, Kraliyet Coğrafya Derneği'nin batılı büyük kâşiflerle eş değerde bir başarı elde etmiş biri olarak tanıdığı ilk yerli oldu. Yani bu bir şekilde dönüm noktası oldu. Punditler birçok casusun kaderiyle aynı kaderi paylaştı. Başardıkları görevler pek açığa çıkmıyordu. Her şey gizlilik örtüsü altında kalıyordu. Bu insanların Hindistan Ölçüm Merkezi ve aynı zamanda Hindistan'daki Britanya İmparatorluğu için tamamladıkları böylesine olağanüstü tehlikeli işlerin ardından böylesine az tanınmaları ya da takdir edilmeleri bence çok sıra dışı bir durumdur. Dünya tarihinin en büyük casuslarından biri olan Nain Singh, adı sana duyulmadan 53 yaşındayken hayata gözlerini yumdu. Pundit'in izlerini takip eden Avrupalıların yasak şehre ulaşabilmeleri için aradan 40 yıl geçmesi gerekiyordu. Ama Nain Singh'in seyahatinin tersine bu kanlı bir yolculuk olacaktı. ...31 Mart 1904. Deniz seviyesinden 3000 metre yükseklikteki ıssız bir düzlükte iki kuvvet birbirini büyük bir ihtiyat içinde izliyordu. Bu insanlar birbirlerinden doğal bir taş duvarla kültürel ve dinsel farklılıkların trajik uçurumuyla ayrılmışlardı. Savunmadakiler Tibetli köylüler ve rahiplerdi. 100 yıl öncesinden kalma silahlarla kuşanmışlardı. İşgalciler 20. yüzyılın yeni ölüm makineleriyle donanmış Britanya kuvvetleriydi. Birazdan gelecek 4 dakikayı izleyen herkes gördüklerinden derinden etkilenecek.
Olayın sorumlusu olan kişi yol açtığı fırtınayla değişime uğrayacak. ...19. yüzyıl biterken Tibet birçok Avrupalının aklında olan bir yerdi. Tibet'in sınırlarını kapatmasının ardından Lhasa'ya ilk varan olmak... ...hem kaşifler için hem de Himalayalarda kendi büyük oyunlarını sahneleyen casuslar için... ...tutkulu bir saplantıya dönüşmüştü. Sanırım 1870-1880 arası bir dönemdi. Bu insanların Tibet konusundaki saplantıları hızla artıyordu. Tibet geçit vermeyen, yasaklanmış, yabancı bir Shangri-La olarak görülüyordu. Ve sanırım 19. yüzyılın sonlarında yüzlerce, binlerce İngiliz subayı Himalayalarda dolaşıyordu. Bunların hepsinin amacı Lhasa'ya ilk varan olmaktı. Yasak şehre 1811'den beri hiçbir Avrupalı adım atmamıştı. Ve 19. yüzyılın son dönemlerinde Lhasa'ya ilk varan olmak diye bir yarış başlatılmış oldu. Ve çok insan bu yarışa girdi. Çok insan kaybetti. Rus albay Nikolay Prejavalski 5 kez başarısız girişimde bulundu. Üstelik ağır silahlarla donatılmış kazaklar kendisine eşlik ediyordu. Amerikalı diplomat ve araştırmacı William Reichel, Çinli hacı kılığına girmişti ama o da 2 kez başarısız olmuştu. İsveçli ünlü kaşif Sven Hedin de hacı kılığına girdi ama Lhasa'ya 5 günlük yürüyüş mesafesinden geri döndü. İngiliz misyoner Anne Taylor da Çinli rehberi tarafından ihanete uğrayıp tutuklandığında Lhasa'ya 3 günlük yürüyüş mesafesi kadar yaklaşabilmişti. Kanadalı Suzy Reinhardt'ın öyküsü en trajik olanıdır. Doktor ve misyoner kadın, bebeğinin yüksek irtifada hastalıktan ölmesine tanıklık etti. Sonra da Hollandalı kocası Tibetli yetkililer tarafından geri dönmeye zorlanınca haydutlar tarafından öldürüldü. 19. yüzyılın sonlarında Tibet, Batılılar tarafından 40 yıl içinde gerçekleştirilen 10 bin kadar saldırıyı geri püskürtmeyi başardı. Ancak ortaçağ silahlarıyla modern dünyayı daha fazla engelleyemezlerdi. Avrupalıların başlattığı Tibet yarışını kazanacak olan kişi 1863 yılında Nainsi'nin Dehradun'daki casusluk okuluna vardığı yıl Hindistan'da doğacaktır. Bir İngiliz ordu subayının oğlu olan Francis Edward Young Husband, evde kalmış 2 halası tarafından büyütülmek üzere 4 yaşındayken İngiltere'ye gönderilecek ve bu dindar 2 kadın çocuğu sürekli olarak dövecekti. "Çocukluk mutluluğumu yitirdim ve çok ciddi biri oldum," diye yazacaktı Young Husband daha sonraları. 12 yaşındayken Clifton'da yatılı okula gönderilecekti. Burası imparatorluğun gençlerini bir kalıba sokmak üzere tasarlanmış bir kurumdu. Zaten yeterince duyarlı, çekingen, minyon tipli biri olan Young Husband, okuldaki kavgacı arkadaşlarından korktu ve çok az dost edinebildi. 16 yaşındayken çok iyi anlaştığı kız kardeşi Amy'yi tekrar bulana kadar bu böyle devam etti. Bir gece şapelde bayılınca onu alıp iyileştiren Amy oldu. Ve bu 2 genç daha sonraki yaşamlarında birbirlerine tutku dolu mektuplar yazıp duracaktı. Clifton'ın ardından askeri akademiden mezun olduktan sonra Amy'yi endişeler içinde geride bırakıp Hindistan'a doğru yola çıktı. O da babası gibi King's Dragoons'un kuzey cephesine gidecek ve o büyük oyunda görev alacaktı. Utangaç ama oldukça tutkulu biri olan Young Husband, doğal bir büyük oyuncuydu. İmparatorluğun doğruluğuna tüm kalbiyle inanıyordu. Ve Rusya'nın Asya üzerindeki tertiplerine karşı endişelerini hep dile getiriyordu. Ancak askerlik yaşamı genç adama çok sıkıcı geliyordu. Ve bir kere daha aşırı ciddiyeti yüzünden arkadaşlarından soyutlanmıştı. Francis kendisini hep çocukluk yıllarının kahramanı olan Robert Shaw gibi bir hayat sürerken hayal etti. Renkli bir serüvenci ve çay üreticisi olan Shaw, Himalayaların ötesindeki birçok egzotik ülkeye yolculuklar yapmıştı.
Kraliyet Coğrafya Derneği tarafından bir altın madalya almıştı ve yerli kostümleri giymekten hoşlanıyordu. ...21 yaşında Young Husband artık ölmüş olan amcasının evinden pek uzakta olmayan bir noktadan Himalayalara doğru bir yürüyüş başlattı ve büyülendi. Bu andan itibaren arzularını bu dağlar şekillendirecekti. Ve yaşamının geri kalan kısmında bu dağlar sıkı bir dini eğitime rağmen asla tatmin olmamış mistik tutkuları canlandıracaktı onda. Himalayaların öteki tarafının sadece birazını görmüştüm. Ama bu dağların güzelliğine olan susuzluğumu gidermemişti. Tibet'e gitmeye, o yalıtılmış halkı tanımaya, büyük bir ün kazanmaya ve ünlü bir gezgin olarak hatırlanmaya karar verdim. Francis Young Husband da ünü ilk tattıracak olan yer Tibet değil Çin oldu. ...1887 yılı 24 yaşındaki subayı Gobi Çölü'nün ortasında ta Marco Polo zamanından beri hiçbir Avrupalının geçmediği yerlerden geçerken buldu. Çin'den Hindistan'a uzanan yeni bir yol bulacağı konusunda üstlerini ikna etmişti. Seçtiği rotanın onu Mustak geçidine götüreceğini düşünüyordu. Burası Hindistan'la Çin arasındaki su bölümü çizgisiydi ve geçilmez olduğunu varsayıyordu. Dünyanın ikinci en yüksek noktası olan K2'nin gölgesi altında bu küçük adam bir kere daha kendini ruhsal olarak dağların etkisinde hissetti. Bunu bir kere gördükten sonra diye yazacaktı. Ben artık nasıl küçük biri olarak kalabilirim? Mustak'ın tepesindeki buzdan uçurum, Young Husband'a gerçekten de geçilemez gelmişti. Ama yerli rehberi öteki taraftan inmeye başlayınca o da onu takip etmişti. Buz kramponu olmayan ıslak deri botlarıyla bu ölüme doğru yapılan bir inişti. Ama bu iniş ona hep arzu ettiği ünü de sağlayacaktı. Bazılarına göre bu o güne kadar gerçekleştirilen en büyük dağcılık başarısıydı. Ve yaptığı yolculuk Kraliyet Coğrafya Derneği tarafından altın madalyayla ödüllendirildi. Yaptığı araştırmalar bir başka büyük oyuncu olan George Curzon'un dikkatini çekmişti. Curzon da onun gibi Tibet meraklısıydı ve bir gün Young Husband'ın yasak ülkedeki kaderinde rol oynayacaktı. Young Husband artık dünyanın en gözde bekarlarından biriydi. Ama sadece kağıt üzerinde. Kız kardeşi dışında çevresindeki bütün kadınlar ona acı veriyordu. Ve en büyük arzusu herkesten kaçmak ve Himalayalarda mümkünse yalnız başına yaşamaktı. Kadınlardan korkuyordu. Onları bir türlü anlayamıyordu. Tuhaf buluyordu. Onları nasıl tanıyabileceğini ya da nasıl ilişki kurulabileceğini bilmiyordu. Kendisini biriyle sohbet ederek değil, bir dağa tırmanarak ifade etmeyi seçerdi. Francis, kendi adına içine düştüğü kötü durumun farkındaydı. Güzel ve genç bir sosyete kadını onunla evlenmeyi kabul etmişti. Ama sırılsıklama aşık olan Francis, kızın karşısında heyecandan eli ayağı tutulunca ilişki de bozuldu. Sevgilim May'i kaybediyorum. Ben hep soğuk, katı ve resmiyim. Reddedilen Young Husband gözünü bir kez daha Tibet'e dikti. Himalayalı bir tüccar kılığına girerek yasak şehre girmek için izin istedi. Ama amirleri onun serüvenlerinden artık bıkmışlardı. Ve Tibet'e macerasını gerçekleştirebilmek için 15 yıl beklemesi gerekecekti. Ocak 1899'da Francis Edward Young Husband, arkadaşı George Curzon'un gösterişli bir törenle Hindistan Genel Valisi olarak atanmasına perişan bir şekilde tanıklık etti. Curzon'un yıldızı yükselirken kendi yıldızı inişe geçmişti. İlk zamanlardaki şöhreti tutarlı bir kişiliği olmadığı gerekçesiyle gölgelenecekti. Askeri kariyeri de erkenden sönmüştü.
Ayrıca özel yaşamında umutsuz bir mutsuzluk içindeydi. Kendisiyle hiçbir zaman cinsel ilişki kurmayacağına söz veren yaşlı bir kadınla evlenmişti. Ama her nasılsa çift çocuk yapabilmeyi başardı. Ancak evlilik asla mutlu bir evlilik olmadı. 40 yaşına yaklaştığında bir zamanların bu büyük kâşifi için artık gelecek çok parlak değildi. 30'lu yaşlarının sonunda kariyerindeki ilerlemenin neredeyse durduğu bir noktaya gelmişti. İşte tam o sırada eski dostu olan Hindistan Genel Valisi Lord Curzon tarafından bir davet aldı. Ondan Tibet'e küçük bir keşif yolculuğuna başkanlık etmesini istedi. Curzon, Rusya'nın potansiyel planları konusunda her açıdan paranoid bir tepki gösterirdi. Tibet onun için önemliydi. Çünkü İmparatorluk Rusyası aşağıya inme durumuna girerse bir şekilde Tibet'i alabilirdi de. O zaman da Rus ayısını ansızın Britanya Rajı'nın kapısında bulacaklardı. Ancak 13. Dalai Lama, ülkeyi İngiliz ticaretine açmayı, Curzon'un temsilcilerinin sınırların ötesine geçmesini ve hatta Curzon'un mektuplarını açmayı bile reddetmişti. Vali daha kuvvetli önlemler almanın vaktinin geldiğini düşünüyordu ve dostu da bunu bütün kalbiyle kabul etti. Rahiplerin hem Tibet'in hem de sınırlarındaki Britanya bölgelerinin zenginliğini egoistçe engellemelerinin önüne geçmek için kuvvetlerinin kırılmasını öneririm. Francis Young Husband. Derken sonunda 1903 yılında Young Husband 2000 Britanya ve Hint askerini 4000 metre yükseklikteki Celap geçidinden Tibet'e geçirdi. Onların arkasından da 10.000 ameliden oluşan düzensiz birlikler ve yeni yüzyılın en büyük olaylarından birinin peşinden koşan bir avuç İngiliz gazeteci yürüyordu. Hizmette bulunanlar arasında çoğu bu yolculuk sırasında ölecek olan 6 deve, 3000 midilli, 5000 Tibet öküzü ve bufalo, 5000 boğa ve 7000 katır vardı. Bütün bu kervan Hindistan'ı modern dünya göbek kordonu gibi bağlayan telgraf tellerini takip ediyordu. Young Husband Tibet ilerle görüşmeleri yönetecekti. Askeri lider ise McDonald adında vasat bir generaldi. Young Husband ve McDonald birbirlerinden nefret ediyorlardı. Bunun da yaklaşan trajedide rolü olacaktı. İngilizler yolculuğun ilk ayağında çok az bir direnişle karşılaşacaklardı ama şartları İngiliz ve Hintli askerlerin o güne kadar karşılaştıkları şartlardan çok daha sertti. 12. birlikten 20 kişi donma tehlikesi geçirdi. Ve 23. öncü kuvvetten 30 asker o kadar yorgun düşmüştü ki katır sırtında taşınması gerekti. Aynı gün 8. Gurkha birliğinde 70 kişi de kar körlüğü görüldü. Görünüşte Young Husband şahsen kötü hava şartlarına karşı kayıtsız davranıyor gibiydi. Her sabah soğuk banyo yapıyor, her sabah uzun uzun kitap okuyor, yazıyor, buz gibi havanın ortasında meditasyon yapıyordu. Güncesinde beyin telepatisinden, dünya dışı varlıklardan, beden dışı seyahatlerden bahsetmeye başlamıştı. Yolculuğun 4. ayında misyon Guru şehrine yaklaştı. Tibet direnişi sonunda somut bir hale gelmişti. Çorak bir düzlüğün tam ortasına inşa edilmiş geniş bir duvarın arkasında 1500 kadar Tibet askeri siper almış bekliyordu. Sayıları gelişmiş İngiliz askerlerinin sayısından oldukça azdı. Ancak burası 300 yıldır onların eviydi. O dönemdeki Tibetlilerin genel anlayışına bakarsak, bu savaşmayacağız ama buradan bir yere de gitmeyeceğiz şeklindeydi. Bu durum İngilizlerin kafasını karıştırmıştı. 1903-1904'te pasif direnişin ne demek olduğunun tam olarak anlaşılmadığını göz önünde bulundurmalısınız. Ve Tibetlilerin tepkisi sadece lütfen buradan gidin şeklindeydi. Young Husband'ın tepkisi de konuşmamız gerekiyor şeklinde olmuştu. Ve bu argümanla sürekli ileriye gitmişti. Bu da sonunda korkunç bir trajediye yol açmıştı.
Bütün bu durum zavallı insanlar açısından anlaşılamaz bir şeydi. Geri çekilmek için hiçbir emir almamışlardı. Tek bir vücut halinde toplandılar. Sayısal üstünlükleri onları etkilemişti. Tabii sahip olduğumuz avantajlar hakkında hiçbir fikirleri yoktu. Percival Landon, The Times Londra. Benim görüşüme göre Tibetliler aslında korkunç bir gücün karşısında olduklarını biliyorlardı. Bence bunların gerçekten de Britanyalılara karşı direnebileceklerini zannedecek kadar saf olduklarını söylemek yanlış bir şey olur. Öldürüleceklerini bilseler bile buna karşı çıkmaktan başka bir seçenekleri bulunmuyordu. Tibetli general davasını savunmak üzere atına bindi. Yangazmın da dönmesi ve sınıra çekilip pazarlığı orada yapması için yalvardı. Ancak Yang Azmund etkilenmemişti. Generale silahları bırakması için 15 dakika süre tanıdı. Sonra General MacDonald askerlerinden savaş konumuna geçmelerini istedi. Çünkü Tibetlilerin karşılarında makineli tüfekleri, modern tüfekleri ve büyük topları görünce kendi silahlarını hemen bırakacaklarını varsayıyordu. Ama her bir Tibetli göğsünde İngiliz mermilerinin kendilerine işlememesini sağlayacak Dalai Lama'nın kutsaması bulunan birer kese taşıyordu. MacDonald askerlerine yaklaşma ve Tibetlileri silahsızlandırma emri verdi. Daha sonra ne olup bittiği ise hala çok net değil. Çünkü bu askerlik tarihinin en trajik anlarından biridir. İngiliz raporlarına göre karşı koyan ve ilk ateşi eden Tibetli generaldir. İngilizler hemen korkunç silahlarıyla tek vücut halindeki Tibetli askerlerin üstüne ateş etmeye başladılar. Tibetliler duvarın üzerinden yağardılar. Bu arada ağır toplar ve otomatik silahlar onları dalgalar halinde tutar. Silah başındaki İngiliz askerlerinin dehşet dolu bakışları altında silahlar üzerlerine çevrili olmasına karşın ayakta kalabilmiş az sayıda Tibetli kaçmıyor ilerliyordu. Katliam midemi o kadar çok bulandırdı ki ateşi kestim. Halbuki generalin emri olabildiğince çok büyük kayıp verdirmekti. Teğmen Hado, mühimmat birliği kumandanı. İmkansız olan olmuştu. Dualar, büyüler ve mantralar. Kutsal din adamlarının en kutsalı onlara yardım edememişti. Sanki tanrıları onları düş kırıklığına uğratmış gibi başları öne eğik yürüyorlardı. Tüm bunların başlamasından dehşet dolu 4 dakikadan sonra 700 kadar parçalanmış Tibetli arazi üstünde ya ölü olarak ya da ölmek üzere bir halde yatıyordu. Hiçbir işlerine yaramayan muskaları da etrafa saçılmıştı. 20 yıl boyunca orduda hizmet veren ancak hiçbir savaş görmeyen Francis Yang Husband dehşete düşmüştü. Korkunç ve dehşet uyandıran bir şeydi diye yazacaktı daha sonra. Yaşadıkları İngiliz duyarlılığının anlatmasına el verdiğinden çok daha dehşet verici olmalıydı. Savaşın Tibet ve Çin kayıtlarına göre Tibetliler ellerindeki antika fitilli tüfeklerinin fitillerini saldırmama işareti olarak söndürmüşler, silahlarını birkaç dakika için işlevsiz kılmışlardı. Eğer durum böyleyse, İngilizler kılıç, mancınık ve topu topu 5 adet modern tüfek kuşanmış insan kitlesine top ve askeri silahla saldırmışlardı.
İngilizler yaralı Tibetlileri kurtarmak için bir arazi hastanesi kurdular. Alçakça saldırının ardından gösterilen bu nezaket karşısında şaşkına dönen Tibetliler, ruhları ve metanetleriyle kendilerini ele geçirenlerin dostluklarını kazandılar. Savaşın henüz ilk dakikalarında bir elini kaybeden Daily Mail muhabiri Edmund Candler şöyle yazmıştı. Sürekli olarak neşeli bir halleri vardı ve ameliyata girme konusunda en ufak bir tereddüt göstermiyorlardı. Ve ağrıya tepki vermiyorlar, hiç korkmadan kloroform alıyorlardı. Tuna'daki hastaneyi ziyaret eden herkes oradan Tibetlilere karşı daha da artan bir saygıyla ayrılıyordu. İngiliz güçlerinin Lhasa'ya ulaşmaları için aradan 4 ay daha geçmesi gerekecekti. 30 Temmuz 1904'te kaçınılmaz sonun beklentisi içinde Dalai Lama şehirden kaçtı. Beş gün sonra İngilizler yasak şehre girdi. Bir zamanlar Lhasa'ya bir casus olarak girmeyi umanlayan Husband şimdi bir ordunun başında giriyordu. Ama şehri neredeyse terk edilmiş olarak bulacaktı. Yılmayarak geride kalan vatandaşları etkilemek için bir yürüyüş kıtası düzenledi ve bir fatih gibi karşılandığını düşündü. Onu işte böyle alkışlıyorlardı. Young Husband kendisinin böyle karşılanmasını çok güzel bir işaret olarak gördü. Daha sonra buna baktığımda bazı Tibetlilerle bu konuda konuştum ve onlardan bunu kötü ruhları kovmak için yaptıklarını öğrendim. Şöyle yapmışlardı. Bu yüzden zannederim Young Husband bu insanların mutluluktan dizilip kendisini alkışladığını düşündü. İşte bu da kültürel farklılıktı. En sonunda Young Husband görüşme yapmak için yüksek rütbeli bazı rahipleri topladı. Bir ay süren tartışmalardan sonra kralın ve ülkenin üstesinden gelebildi ve taleplerini kabul ettirdi. İngiliz ve Hindistan askerlerinin daha önceden hiç bilmedikleri düşmanca bir coğrafyada birliklerine kendisini izleyecek ilhamı vermişti. Tibet'in kapılarından içeriye girmiş ve İngiltere'nin avantajına olan bir ticaret anlaşması sağlayabilmişti. Ancak Tibet, Young Husband'a gerçek hediyesini ayrılış anına kadar vermeyecekti. Young Husband, Lhasa'dan ayrılma gününden bir gün önce anlaşmayı cebine koymuş bir halde Midillisi ile dağlara dolaşmaya çıktı. Ve birden içi bir tür kozmik mutlulukla doldu. Çok güçlü bir mistik veya ruhani deneyimle dolu doluydu. Duyduğum o coşku büyüdü ve derken beni korkutacak denli dayanılmaz bir şiddete ulaştı. Bundan sonra artık hiçbir insana karşı art niyetli olmayacak veya düşmanlık duyamayacak bir hale geldim. Tüm doğa ve insanlık ferahlatıcı bir nura büyüdü. Lhasa'dan bir saatlik ayrılmak hayatımın geri kalan kısmına bedeldi. İçimde bütün dünya için bir aşk kaynıyordu. O dünya zaten Lhasa'nın yağmalanmasına lanetler yağdırmaya başlamıştı. İnsanoğlunun haritalayamadığı ve resimleyemediği bir yasak şehir kalmamıştı artık. En azından bir şehrin ulaşılamaz kalmasına izin veremez mi? Candler, The Daily Mail. Hatta Lord Curzon bile Lhasa'nın alınması karşısında sarsılmıştı. Göz koyduğunuz gelinin bekaretini bozmuş olmamızdan dolayı kendimden utandım diyebilirim diye yazacaktı İsveçli kaşif Sven Hedin'e. Hemen hemen o andan itibaren Londra kendini Young Husband'ın işgalinden soyutlamaya başladı. Kısa bir sürede işgali tamamen reddedecekti. Birkaç yıl sonra Londra'da liberal bir hükümet iktidara geldi. Ve onun gerçekleştirdiği seferden 3 yıl sonra imzalanan yeni bir anlaşmayla Young Husband'ın Lhasa anlaşmasıyla sağlamış olduğu bütün imtiyaz ve haklar geri alınmış oldu. Ve en nihayetinde Young Husband'ın Tibet işgali siyasi bakış açısıyla İngiltere'ye pek fazla şey kazandırmamış oldu. Tibet'in kendinden öte, bizzat Francis Young Husband elde ettiği içi boş zafer ve yarattığı trajediyle sonsuza kadar değişmiş olarak ortaya çıkacaktır.
Dış dünya açısından o iyi bir emperyalist, taşralı bir yönetici, Kraliyet Coğrafya Derneği'nin başkanı ve Everest'te yapılan ilk 4 çıkış macerasının koordinatörü olarak kaldı. Ama o ayrıca Hindistan'ın kendi kendini yönetmesinin ateşli bir savunucusu oldu ve en uzun süre ayakta kalan mirası olan, bütün dinleri tek bir tolerans ruhu içinde toplamayı hedefleyen bir grup olan Dünya İnançlar Kongresi'ni kurdu. O zamanki birçok kişi gibi oturup büyük bir hevesle spiritualizm, doğaüstü olaylar ve hatta dünya dışı varlıklar üstüne yazılar yazdı. Fikirleri gittikçe acayipleşti. Güncelerini okuyunca aslında resmi davetlere katıldığında insanların Francis Young Husband'a neler olmuş böyle diye düşündüğünü anlıyoruz. Üretken bir şekilde yazdığı yazılar yeni Mesih kehanetlerinden evliliğin kutsallığına kadar birçok çeşitli alana uzanıyordu. Halbuki kendi evliliği normal değildi. Kızı Aileen'in daha sonra söylediği gibi. O aslında sevgi dolu bir insandı. Ama her nasılsa hedefi bir türlü tutturamıyordu. Ama sonunda 76 yaşındaki Frances Young Husband ilk kez aşık oldu. Kendisinden oldukça genç, 7 çocuk annesi evli bir kadın olan Madeline Lee'se duyduğu derin aşk, ona çocukluk yıllarında kaybettiği mutluluğu kazandırdı. Biliyor musunuz, çok ilginçtir ama Tibetliler sonuçta Young Husband'ı kendilerinin fethettiğini söylerler. İşte biliyorsunuz, o bizi fethetmeye geldi, bizi katletti. Ama sonunda buradan bir şekilde din değiştirmiş olarak döndü ve doğru yolu buldu. Ve işte Tibet'i kendine özgü kılan şey de aslında budur. Buraya gelenler sağaltımı, dönüşümü ve yaşamın ruhani tarafının insanı yüceltmesini sağlamasını öğrenirler. Lhasa'ya giren iki adam Tibet'i iyilikte bulunmadı. Ancak dünyanın geri kalanına insanoğlunun ruhani arzularının sembolü haline gelen bu toprakları tanıttı. Temmuz 1942'de Sir Francis Edward Young Husband, sevgilisi Madeline'in kollarında son nefesini verdi. Son vasiyeti, mezar taşına korkunç bir başarı ve pişmanlık yaşadığı yerin yazılmasıydı. Lhasa, geçmişin ve geleceğin yasak topraklarının kalbindeki yasak şehir.